5 hafta olmayan şey goldü bir kere yani. Çünkü bugün hani maçı oynadığınızda Başakşehir'e karşı kafanızda tüm planı, tüm takım organizasyonunuzu yaptığınızda olabilecek en iyi şeyle karşılaştık. Yani oyunun başında 7. dakikada golü bulmak, sonraki planınız savunma anlamında nasıl yapacağınızla ilgili tüm oyuncularım her türlü disiplini ve oyun akışındaki konsantrasyonu maçın bitişliğine kadar sağlamış olmamız ve ondan sonraki süreçte de o baskıyı, topa sahipken neler yapabileceğimizle ilgili. Bunları zaman zaman gerçekleştiremesek dahi 1-0'ı korumanın içgüdüsü ve son bölümde 85. dakikada golü bulmuş olmamız açıkçası bugün gerçekleştirebilecek kendi adımıza en iyi senaryoydu. 5 haftada gerçekleşmeyen de işte buydu. Yani kafamızda oynadığımız her maçı öne geçecek bu pozisyonları yakalamış olmamıza rağmen ya direklerden döndü. Çok pozisyona giren bir takımız. Bugün en azını girdik emin olun. Bir de Rizespor maçının ilk yarısında bunu sağlayamamıştık. Ama yani ligin o 6 haftasında da oynadığımızda her maçı kazanabilecek bir Göztepe vardı. Ama maalesef 1-0, 1-0, 1-0 bu durumda bu puanda olmamızı sağladı. Şimdi değişen hem şampiyonluk yarışını önemli etkileyen bir maçtı. Hem küme düşme hattındaki takımlar için çok önemliydi. Ligin son haftasına kadar, son bitiş düdüklerine kadar heyecanın bitmediği bir lig olacak. Bunu biliyorum. Biz de son düdüğe kadar tüm mücadelemizi ve inancımız olan Göztepe'nin Süper Lig'de de seneye devam etmiş olmasını sağlama adına büyük bir adımdı diyebiliriz. Taraftarlar da çok mutluydu. Bugün özellikle ön kısımla birlikte aslında savunma anlamında Beton'un da 5 önemli sahip ceza sahası içerisinde kurtarışı da vardı. Zaten kariyeri tartışılmaz ama bir onunla da özel bir terapi uygulandı mı? Hani Beto evet iyi bir kaleci ama tüm takım olarak motivasyon var. Tekrar tebrik ediyorum. Kendine iyi bak. Hocam, başarılı. Göremedim, tebrik ederim. Allah inşallah şeyle düşmezsiniz inşallah. Ne diyeyim yani? Allah utandırmasın inşallah. İnşallah. Biz şampiyonuz, siz kümede kalırsınız. Ne diyeyim? Tebrik ederiz. Evet, tebrikleri de alınız abla hocam. Ya teşekkür ederim. Anlattım. Başakşehir ligin en iyi organizasyonu, oyunuyla, oyuncusuyla, oyun planıyla gerçekleştiren takım. Bunu biliyoruz. Bugün de aslında ortaya koydular. Yani öne geçtik ve kendi adımıza aslında söylediğim bu. En iyi oynayabileceğimiz kafamızdaki maçı bugün ortaya koyduk. Ve bunu gerçekleştirdiğimiz için aslında. Önceki haftalarda da bu olmadı. İlk taraftarımız işte bizim yaşadığımız sinerji bu. Ben ilk sezonumda geçen sene Göztepe taraftarı ile İsyan Marşı ile buluştum. Bugün bu maçı öyle noktaladık. Bizi yaşatan bir ruh var. Ve bunu hissettiren acayip tutkulu bir taraftar grubu. İnanılmaz yani taraftarımız. Her şeyi hissettiriyor. Şimdi kötü senaryoda da hissettirdiği için aslında Göztepe sürekli iniş çıkışlar tarihinde yaşadı. Küme düşmeler, bir sürü krizler. Bundan kaynaklandı. Şimdi biz bunu yenmek için bu bütünlük her kötü koşulda da, iyi koşulda da sağlanmalı. Taraftarına da teşekkür ediyoruz. Bunu sağladılar, bu sinerjiyi oluşturdular. Bugün onu görmek çok güzeldi diyebilirim. Çok özlemiştim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş. Evet, aslında tam da o esnada Abdullah Avcı da gidiyordu. Tebrik etti. Yine aynı zamanda yardımcılarından bir tanesi de inşallah bu sene biz şampiyon oluruz. Siz de kümede kalırsınız diye bir temenni de bulundu. Bunu da eğer mikrofonlara çıkmadıysa bile iletip söz tekrar size bırakalım.